Herkese yeniden yeni bir videoyla daha merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Arkanın mı bir çarkısı vardı? Takmış takıştırmış, sürmüş sürüştürmüş. Ben şu an o moddayım. Ne bulduysam sürdüm, ne bulduysam taktım. Görüyorsunuz değil mi? Küpelerimi, kolyelerimi, yüzüklerimi falan. Bugün çok heyecanlıyım çünkü inanılmaz güzel bir seriye başlıyoruz. Yani kanalımdaki en güzel seri olabilir ve bunun devamı da gelecek. Benden en çok istediğiniz seriydi. İşte 7 gün boyunca cilt bakımı, saç bakımı, vücut bakımı ile ilgili size maskeler söyleyeceğim. Yani tek maske, tek gün olarak değerlendirebileceğimiz bir seriyle başlıyoruz. Gerçekten çok heyecanlıyım. Eğer bu seriyi yaparsanız lütfen beni haberdar edin. Eğer yapmazsanız da yani Allah sizi bildiği gibi yapsın gerçekten. Çünkü inanılmaz güzel bir seri olacak. Demeyen herkes pişmanlıklarla dolu bu kanaldan ayrılır söyleyeyim. Çünkü gerçekten çok güzel bilgiler vereceğim. O yüzden beni dikkatle takip edin. Zoe, o oyuncağınla gelme. Şimdi ama efendim duymadım, aman görmedim, aman bilmiyorum geç kaldı mı, yok. Aşağıdaki zil simgesine tıklıyorsunuz. Ben her yeni video attığımda YouTube size bildirim gönderiyor. Böylelikle hiçbir videomu kaçırmıyorsunuz. Bu 7 gün boyunca da her söylediğimi not alıyorsunuz. 7 günün sonunda pırıl pırıl bir ciltle saçla sizi buradan uğurluyorum arkadaşlar. İsterseniz hemen başlayalım. Haftanın birinci gününe bomba gibi bir maskeyle başlatmak istedim sizleri. Saç maskesi yapacağız. Böyle saçlarımızı dolduran, besleyen, canlandıran, parlatan o matlığı, o cansızlığı, o ölülüğü alan bir maske olacak. Ölü diyorum çünkü bir tane arkadaşım vardı mesela, saçının yarısı ölmüş. Yani ölmüş derken hani artık onun vücudunu tamamen terk etmiş. Yok, saç yok orada, böyle tutuyor. Şu kadarcık bir şey kalmış. Aslında yoğun saçları ama ucu şu kadarcık bir şey kalmış. O saçını senin kesiyor olman lazım ve güzel güçlendirici bir maske yapıyor olman lazım. Dolayısıyla benim şimdi size vereceğim maskede, eğer saçlarınızın ucunun böyle olduğunu düşünüyorsanız ya da genelinin böyle olduğunu düşünüyorsanız önce saç uçlarınızdan birazcık makasla kırpıyorsunuz. Kırpamıyorsanız kuaföre gidiyorsunuz. Uçlarından aldırıyorsunuz. Bence kuaförler şu anda gereksiz pahalı. Saç kesimi konusunda eğer küçük ilçelerde yaşamıyorsanız gereksiz pahalılar. O yüzden evde güzelce şöyle makasla uçlarından o kırıklarını almanızı öneririm. Daha sonra da bu vereceğim maskeyi yapmanızı öneririm. Ben önereyim de siz nasıl yaparsanız yapın. Mesela daha önce de söylemiştim size, saçlarımı kendim kesiyorum diye son zamanlarda. Makineyle ufak ufak cırt 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 o uçlarından, mesela özellikle şuradaki sarılar böyle cansızlaştırdıysa, matlaştırdıysa saçımı, hemen onları yok ediyorum uçlardan ve maske uyguluyorum. Sonrasında dolgun, canlı, inanılmaz güzel. Sanki hiç boya yokmuş gibi duruyor. Şimdi saçlarımızı besleyecek, kökten uca uzatacak, aynı zamanda pasparlak durmasını sağlayacak malzemelerimizden bir tanesi yumurta. Bu arada yumurtaya yumurta diyorum diye herkes benimle dalga geçmiş. Yani öyle dediğimi düşünenler olmuş bazı videolarımda ve sürekli yumurta değil yumurta diye beni düzeltiyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Ben de biliyorum onun yumurta olduğunu ama bazen hızlı konuştuğum zaman yumurta diye çıkıyor olabilir ağzından. Her neyse, bu gereksiz detayı verdiğime göre dalga geçmeye devam edebilirsiniz. Bir tane yumurta ekleyeceğiz. Yumurtanın akını ya da sarısını fark etmiyor. İçerisinde yüksek miktarda A ve E vitamini bulunduğu için biliyorsunuz. E vitamini cildimize de saçlarımıza da çok büyük etkisi olan bir vitamin türü. O yüzden yumurtada çok fazla olduğundan saç maskemize mutlaka katıyoruz. Yani haftanın 2 günü falan bence yumurtalı maskeleri yapmaya özen gösterebilirsiniz. Hem cildinizde hem saçlarınızda çok 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 büyük etkisini göreceksiniz. Saçımıza da parlaklığı, canlılığı ve o kırılmayı önleyecek olan formülü verecek şey yumurta. Şimdi geliyoruz ikinci malzememize. Bu da saç foliküllerini canlandıran, kendine getiren, böyle bir titreten yoğurt. Yoğurdun içerisinde A vitamini, B12 vitamini, B16, D vitamini, her şey var arkadaşlar. O yüzden cildinize, saçınıza, vücudunuza her yere sürebilirsiniz. Aynı zamanda her gün tüketebilirsiniz. Çok yoğun bir şekilde D vitamini olduğundan bence yoğurdu hayatınızdan eksik etmeyin. Yani haftada 3 kere en azından tüketin. Ya saç maskesi olarak ya cilt maskesi olarak, dediğim gibi, ya da her gün bir kase yoğurt yemeye dikkat edin. Yoğurt da bu noktada saç maskemizin içerisine katacağımız en önemli malzemelerden bir tanesi. Yok demeyin. Olmuyorsa da gidin marketten alın, söyleyin, bir yerlerden getirsin. Mümkünse ev yoğurdu olsun diyeceğim ama hani kullanır mısınız bilmiyorum. Yani o kadar işte zahmet çektim, yaptım ben bu ev yoğurdunu, kullanamam saçıma diyorsanız ki bu sizin tercihiniz. Marketten aldığınız yoğurdu da saçlarınız için tabii ki kullanabilirsiniz. Bir diğer olmazsa olmaz malzememiz de bal. Bal saçta ne işe yarıyor derseniz, saçın kırılmasını önlüyor. Saçları yumuşatıyor. Var olan saçları güçlendiriyor. Yeni bebek saçlarınızı daha da güçlü hale getiriyor. Yani saç çıkarma özelliği çok fazla yok balın ama var olan saçlarınızı, bu bebek saçlarınızı falan daha güçlü, daha canlı, daha görünür hale getiriyor.
ve saçları parlatıyor. Yani yüksek oranda balın saç parlatma özelliği var. Hatta bazı saç spreylerinin, işte bakım şampuanlarının, saç kremlerinin falan içerisinde bal olduğunu görürsünüz ya da bal özü olduğunu görürsünüz. Bu saçları inanılmaz parlattığından dolayıdır. O yüzden mutlaka bu maskemizde de az miktarda da olsa balı kullanabilirsiniz. Yine balın doğalını tercih ederseniz daha güzel olur. Eğer yoksa da marketten aldığınız yine içeriği güzel olan ballardan tercih edebilirsiniz. Maske ek olarak herkesin elinde olmayabilir, herkes sevmeyebilir ama bence bunu online olarak hemen alabilirsiniz diye düşünüyorum. Avokado yağı, ben bunu vücudumda da kullanıyorum, işte bacaklarımda, kollarımda, yüzümde, her şeyde kullanıyorum ve saç maskelerimin içine de olmazsa olmaz katıyorum çünkü saçlar tarafından hemen emiliyor. Hemen böyle bir parlaklık, bir canlılık, bir nemlilik kazanıyor saç. O yüzden saçlarıma kuruyken ya da ıslakken maskelerimin içerisinde de avokado yağını mutlaka kullanıyorum. Aşağıya linkini bırakacağım. Almak isterseniz oradan alabilirsiniz. Yani hemen hemen her yerde karşınıza çıkabilen bir yağ olmadığını düşünüyorum. Yani en azından benim. Aldığım yerin linkini bırakacağım. Siz de alabilirsiniz. Şimdi maskeyi yapmak istiyorsunuz ama ölçüleri bilmiyorsunuz. Ben de göz kararı yapıyorum ama bunu neden yapıyorum size onu açıklayayım. Benim saç yapıma göre ben ne kadar gidebileceğini, ne kadar kullanabileceğimi kendim kestiriyorum. O yüzden mesela videolarımda da genellikle görürsünüz küçük bir kaşık kullanıyorum. Az olsun istiyorum maske çünkü fazlası kalırsa kullanmak istemiyorum daha sonra. Atmak da istemiyorum, bekletmek de istemiyorum. Dolayısıyla kendime göre küçük bir kase içerisinde hazırlayıp onu uyguluyorum. Ama sizin saçınız belinizdedir, daha fazla uygulamanız gerekir. Dolayısıyla videolarımdan izleyerek en azından tahmini bir ölçü çıkarabilirsiniz. Ona göre yapabilirsiniz. Dolayısıyla size işte 2 çorba kaşığı kesinlikle kullanman gerekir diye bir şey söylemiyorum. Şu olayını da bu şekilde halledebilirsiniz diye düşünüyorum. Yani görselden güzelce izleyin. Ben neyi ne kadar kullanıyorum? Mesela bu tarz yağları genelde azar azar kullanıyorum. Çok bol keseden atmıyorum. O yüzden siz de benim gibi yapabilirsiniz. Maskemizi hazırladıktan sonra ne kadar saçlarımızda bekletiyoruz? Bu da önemli bir detay. Soruyorsunuz çünkü. Yani bu maske için konuşacak olursak 20 dakika saç için yeterlidir diye düşünüyorum. Yani vaktiniz olmayabilir. Çok fazla hoşlanmıyor olabilirsiniz yumurtadan vesaire. Kokmadığı halde kokusu burnunuza ufak da olsa geliyor olabilir psikolojik olarak. Dolayısıyla en az 20 dakika, en fazla 1 saat falan tutmanız yeterli olacaktır. Vaktiniz varsa daha fazla da tutabilirsiniz ama saçlarınız birazcık yumurtadan dolayı ve baldan dolayı keçe gibi olabilir. Korkmayın, yıkadıktan sonra ne kadar yumuşak olduğunu zaten gözlerinizle göreceksiniz. Bu maskemiz de bu şekilde. Haftanın bir günü mutlaka yapmanızı öneriyorum. Eğer vaktiniz yoksa, eğer size çok yoğun geliyorsa 15 günde bir yine aksatmadan yapmanızı öneriyorum. Eğer saçlarınızda güzel bir etki görmek istiyorsanız da düzenli olarak bu tarz maskeleri yapın tabii ki. Bunu da hatırlatmak istiyorum, yine elimden geldiğince her videomda söylemeye çalışıyorum. Eğer bu kullandığım malzemelerden herhangi birine alerjiniz olduğunu düşünüyorsanız ya da sevmiyorsanız yapmayabilirsiniz. Daha sonra işte psikolojik olarak da alerjik reaksiyon geçirebilirsiniz, kızarabilirsiniz, bozarabilirsiniz. Dolayısıyla eğer sevmediğiniz bir malzeme varsa kullanmak istemiyorsanız başka bir maskeye geçebilirsiniz. Zaten benim 1 milyon tane maskem var. O yüzden kanalıma girdiğiniz zaman derya deniz bir sürü bilgi bulabilirsiniz. İlk günümüzün maskesini bu şekilde bitiriyoruz arkadaşlar. Yıkadıktan sonra saçlarınızı böyle şekillendirip bir aynada kendinize bakın. Maskeyi yapan herkesi yorumlar kısmına bekliyorum tabii ki. Yaptım ya da yapmadım diye yorum yapmanız benim için önemli. Evet, videomuz sonuna geldim. Umarım beğenmişsinizdir bu 7 günlük maratonda. Bu 1. günümüzdü. Umarım diğerlerini de takip ederseniz, eğer etmezseniz dediğim gibi eksik kalırsınız. Çünkü çok güzel maskeler sizleri bekliyor olacak arkadaşlar. Aşağıya açıklamalar kısmında ben yine maske linklerini teker teker ekleyeceğim. Favori ürünlerimi ekleyeceğim. İşte maskelerinde kullandığım ürünleri vesaire, bu tarz avokado yağlarını, Hindistan cevizi yağlarını, saç bakım yağlarını da aşağıda favoriler linklerinde bulabileceksiniz. Hepinizi kocaman öpüyorum. Ayrılmıyorsunuz, diğer videolarıma geçiyorsunuz. Lütfen hepsini izleyip beğeniyorsunuz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.